Musalar tarafından sevilen insanlar o kadar şanslıdır ki dudaklarından adeta bal akar. Bir insanı sıkıntılar kapladığında, kalbinde üzüntüler yer ettiğinde, Musaların yönlendirdiği bir adam eski insanların yaptıklarını anlatır. Ardından mutlu Olimpos tanrılarını över. Bundan sonra sıkıntılar kaybolur, üzüntüler yok olur gider. Merhaba mitoloji meraklıları. Epey uzun bir aradan sonra karşınıza Hesiodos'un bu güzel dizeleriyle çıkmak istedim. Belki ben de Musalar tarafından sevilen anlattığı hikayelerle kalbinizdeki sıkıntıları biraz olsun unutturabilecek bir anlatıcıyımdır. Instagram'dan bana seni özledim diyen, yeni bölüm nerede diye soran herkese çok teşekkür ederim. İnanın ben de çok özledim. Ama podcast dışındaki işim o kadar yoğun ki. Yani hayatımda hiç bu kadar yoğun olmamıştım diyebilirim. O yüzden maalesef bir süre ara vermek zorunda kaldım. Ama podcast'i destekleyen siz ve bölüm sponsorları oldukça ara ara yeni bölüm atmaya çalışacağım yine. Bu arada Ağustos başından beri yeni bölüm atamadığım halde ve Instagram'da da ölü taklidi yaptığım halde 2022'nin en çok dinlenen 6. podcast'te olmuşuz. Bunun için hepinize ayrıca tek tek teşekkür ederim. Gerçekten görünce çok duygulandım çünkü Yılın sadece yarısında ve çok az sıklıkta bölüm yapmışım ama yine de mitolojik incileri 6. sıraya yerleştirmişsiniz. İyi ki varsınız gerçekten. Söz verdiğim gibi Yunan mitolojisinden sonra İskandinav mitolojisi anlatmaya başlayacağım. Her ne kadar Yunan'ı bitirmek zor olsa da ben de size Yunanistan mitolojisinin bir özetini yapmak istedim. Ayrıca sözümü de unutmadım. Gelecek bölümlerin birinde İskandinav'a geçeceğiz merak etmeyin. Ama bu bölümde yeni bir mitolojiye geçmeden önce size Yunan mitolojisinin bir özetini sunmak istedim. Çünkü böylece Yunan mitolojisinden uzak kaldığınızda yani şu an benim olduğum gibi aslında geriye dönüp onu böyle hızlıca hatırlayabileceğiniz elinizde bir kaynak bölümü olacak ve bence bu çok işinize yarayacak. Tabii ki detayları önceki bölümlerde bulabilirsiniz, ama buraya baktığınızda da mitolojinin yapı taşlarını öğrenmeniz açısından bence önemli. Ya da işte Yunan mitolojisini hiç bilmiyorsanız direkt bu bölümden de başlayabilirsiniz. Kafanızda böyle bir genel şema oluşur, ondan sonra detaylarına inebilirsiniz diğer bölümlerde. Ya yani nasıl çalışmayı seviyorsanız o şekilde işinize yarayacak bir özet bölüm olur diye düşündüm. Bu arada özet bölüm, kaynak bölüm demişken size bölüm sponsorumuz kitap uygulamasından bahsedeceğim. Kitap diye okunuyor ama yazılışı kit up şeklinde e, ve bence son dönemlerin en işinize yarayacak kişisel gelişimize katkı sağlayacak uygulamalarından biri. Neden? Çünkü e, bu uygulamada böyle yüzlerce kitabın özeti var ve 15 dakikalık özetler. Üstelik bu özetleri hem okuyabiliyorsunuz hem de dinleyebiliyorsunuz nasıl isterseniz. Tabii. Kitabın kendisini okumak isteyenler de olur, onu da anlıyorum. O da değerli. Ama hani günümüzün böyle inanılmaz hızlı akan dünyasında, kimsenin gün bir şeye zamanı yokken ve işte. Ben 15 dakika yolda gidiyorum ya da işte yarım saat bir saat yolda gidiyorum. Ama orada da bir şeyler yapmak istiyorum. Ya da işte şu kitabı yıllardır okumak istiyorum ama bir türlü zaman ayıramadım falan diyorsanız. Bence çok işe yarar bir uygulama. Çünkü orada hani mesela şey olur ya bazen kitapların bir yeri kalır aklımızda. Koskoca bir kitap okuruz belki ama bazı böyle can alıcı yerleri kalır aklımızda. Ve hatta işte onu hayatımıza uygulamaya çalışacağız ya da böyle arkadaşlarımıza anlatırız falan. O yüzden e, bence en azından kendinize çok hızlı bir şekilde ve çok ucuz bir şekilde kişisel gelişimize katkı sağlayacak bir uygulama. Bu arada siz de girip hani acaba hangi kitabı okusam bana daha faydalı olur, nelere yönelmeliyim diye düşünüyorsanız hemen uygulamadaki anketi çözebiliyorsunuz ve o size farklı kitaplar öneriyor. Oradan da istediğiniz kitapla devam edebiliyorsunuz. Uygulama sayesinde 700'den fazla kitaba erişebilirsiniz. Ayrıca içerisinde bazı challenge'lar var ve sizi düzenli okumaya itiyor. Bazı okuma listeleri var mesela. E, gerçekten böyle bir challenge hissediyorsunuz. Peki hangi alanlarda kitaplar bulurum burada derseniz, psikoloji, bilim, tarih, sağlık, girişimcilik gibi konularda yüzlerce kitap bulabiliyorsunuz ve içinde e, özel seçilmiş podcast'ler de var. Bence son zamanların en hayat kurtaran uygulamalarından biri. O yüzden mutlaka deneyin derim. Açıklamaya da bir link bırakıyoruz. O linke tıklayarak oradaki bir dakikalık testi çözerek size göre hazırlanmış 28 kitap özetinden oluşan kişisel gelişim challenge'ınızı siz de başlatabilirsiniz. O kadar uzun süre ara verdim ki çok özledim ama bir yandan da konuşmaya konuşmaya dönmek gerçekten zorlaştı. Bir yandan kendimi eksik hissettim. E, Mükemmelliyetçi yanım beni durdurdu. E, birkaç kitap teklifi geldi onları değerlendiremedim mesela YouTube teklifleri geldi, değerlendiremedim. Bu konunun okulunu bile okumadım ki ben yani nasıl yapabilirim dedim hep çekindim. Ama bir yandan da burada arkadaşlarımı anlattığım gibi sizinle konuşmayı çok özledim. O yüzden şu an hem çok heyecanlıyım, hem hamlamış hissediyorum ama aynı zamanda da çok hevesliyim. Umarım yine beğenmeye devam edersiniz. O zaman hadi başlayalım. Yunan mitolojisi ile ilgili ilk olarak bilmeniz gereken birçok ilk çağ mitolojisi gibi onun da bir doğa dini olduğudur. Milattan önce insanlar biz neredeyiz, buraya nasıl geldik, güneş nasıl doğuyor, neden bir gece bir gündüz oluyor, niye ölüyoruz gibi soruların cevaplarını bulmak için bazı öyküler yaratmışlar. Bu öyküler dilden dile dolaşmış bir inanca dönüşmüş. Yani bizim şu an mitoloji dediğimiz şeye insanlar o zaman gerçekten inanıyorlardı ki hala da inanan bu inançları kutsal kabul edenler var tabii ki. Yunan medeniyeti milattan önce 100. yıllara kadar uzanan çok köklü bir medeniyet. O yüzden inanışlarının anlatıldığı mitler, öyküler de çok çok eskiye dayanıyor diye düşünülüyor. Ama bu öyküler çok uzun zaman sonra Homeros, Hesiodos, Orpheus gibi dönem sanatçıları tarafından derlenmiş bazıları yazıya geçirilmiş ve bu sayede günümüze kadar ulaşmış. Tabii bu öyküler ilk başta söylenceler olarak yani sözlü olarak anlatıldığı için daha sonra yazıya geçirenler de öykülere kendi yorumlarını kattıklarından olay örgüleri hatta karakterler bile kaynaktan kaynağa oldukça farklılık gösterebiliyor. O yüzden öyküleri farklı kurgularda duyduğunuzda şaşırmamanız gerekiyor. Yunan mitolojisi deyince aklımıza ne tür varlıklar gelmeli? Oradan başlayalım. Evrenin yaratılışında ilkel ilahlar var. Sonrasında doğan titanlar ve onlardan doğan tanrılar, devler, canavarlar var. Daha küçük, irili ufaklı, türlü türlü iyi ve kötü yaratıklar var. Orman perisi, su perisi gibi nimpa diye adlandırılan çeşitli periler var. İnsanlar var, hayvanlar var, yer, gök, dağlar, denizler, ırmaklar, gökteki ay, güneş, yıldızlar bunların hepsi aslında birer ilah, titan, tanrı veya peri. Yani evrenin her bir parçası bir ilahi varlık. Bu varlıkların hepsinin çeşitli güç ve yetenekleri var. O yüzden onları seversiniz veya sevmezsiniz ama ne olursa olsun onlara saygı gösterseniz ve onlardan yeterince çekinseniz iyi olur. Ama çekinin dedik diye öyle körü körüne korkmaya da gerek yok. Çünkü doğru iletişimle, doğru yaklaşımlarla çoğu aslında sizler için güzel nimetler sunarlar, size yardım ederler. Yunan mitolojisine göre evren nasıl oluşmuştu hatırlayalım. Başlangıçta kaos vardır. Bu müthiş bir düzensizliktir. Susuz deniz, havasız gök, toprak başka yerde, yer ayrı bir yerde, <laughs> evrenin tüm unsurları birbirine karışmış haldedir. Sonra bu düzensizlik zamanla çözülmeye ve düzene girmeye başlar. Nix, Erebos ve Eros oluşur. Nix gece, Erebos karanlık, Eros aşk, hayat. Bunların hepsi ilah ve bunlardan başka çeşitli ilahlar da oluşmaya başlar. Mesela Gaia yani toprak ana. Gaia kendi kendine Pontus ve Uranüs'ü doğurur. Pontus, Deniz, Uranüs, Gökyüzü. Uranüs Ganyan'ın üstüne boylu boyunca uzanır. Yani şöyle düşünün gökyüzü yeryüzünün üstüne uzanıyor. Onu döller. Bu tarz hikayelerde e, anne kendi kendine çocuk doğurdu. Sonra da çocukla çiftleşti gibi düşünmüyoruz. Tamam mı? Yani bunların doğa olayı olduğunu bilip o bakış açısıyla ele alıyoruz. Gaia ve Uranüs'ün bir sürü çocuğu olur. Kikloplar, 150'ler ve 12 tane Titan. Altısı dişi, altısı erkek. Mesela bu titanlardan Hyperion güneşin yöneticisi, Okeanus dünyayı kuşatan suların yöneticisi gibi. Ama evrenin asıl yöneticisi Uranüs yani gökyüzü. Böyle düşünmeleri de çok doğal değil mi? Çünkü fırtınalar, şimşekler, kar, yağmur, güneş, ay hepsi gökyüzünde gerçekleşiyor. Ne gelirse gökyüzünden geliyor gibi düşünüyorlar. Gelin görün ki Uranüs zamanla çocuklarından birinin çıkıp da kendisini alaşağı etmesinden korkmaya başlar. O yüzden onları annelerinin rahmine geri sokar yani toprağa. Çocuklar orada hapis hayatı yaşarken anneleri de inanılmaz bir acı çekmektedir. Çocukları kışkırtır. Gelin babanızdan kurtulalım. Siz bu esaretten kurtulun, ben de bu acıdan der. İçlerinden sadece en küçük Titan, Kronos, zamanı yöneticisi bu planı kabul eder. Babasından kurtulur, başa geçer. Kronos'un erkek ve dişi Titan çocukları olur. Hades, Poseidon, Zeus, Hera, Demeter, Hestia. Yunan mitolojisinde tanrıların görünümü insanlara çok benzer ama genelde insanları kıyasla daha iri, heybetli, yakışıklı veya güzeldirler. Kanları altın renginde akar, İnsanlardan farklı bir ses tonuna sahiptirler ve ölümsüzdüler. Hikayeye dönecek olursak, zamanla Kronos da babasının duyduğu korkuya kapılır ve çocuklarını tek tek yutar. Sadece Zeus kurtulmayı başarmıştır ve büyüyünce kardeşlerini babasının midesinden kurtarır ve ona savaş açar. Tanrılar ve Titanların karşı karşıya geldiği ve birçok varlığın iki taraftan birinde saf tuttuğu bu savaşa Titanomaki adı verilir. Savaşın sonunda tanrılar garip gelir ve evreni üç erkek tanrı aralarında kura çekerek bölüşürler. Poseidon denizlerden, sulardan, Hades yer altından ve Zeus gökyüzünden sorumlu olur. Ve birçok mitolojide olduğu gibi gökteki tanrı daha üstündür ve evrenin genel yönetiminden o sorumludur. Bu yüzden Zeus tanrıların ve insanların babası olarak bilinir. Bu arada devlerin Olimpos'a saldırdığı bir olay da var ona da Caycan Tomaki adı veriliyor. Onda da yine kazanan tanrılardır. Bu birinci kuşak tanrılar sonradan kendi aralarında veya nimpalarla veya insanlarla birleşerek başka tanrılar ve yarı tanrıları doğururlar. Athena, Artemis, Apollo, Hermes, Akileus gibi. Bu tanrıların da tıpkı Titanlar gibi bazı yetenekleri ve bazı görevleri vardır. Ve hepsi evrendeki yetki ve sorumluluğu kadar önemlidir. İnsanlar da istedikleri şeye göre bu tanrılara taparlar. Örneğin avcılıkla mı uğraşıyorsunuz? Artemis'e ibadet etmeli, ona adak adamalısınız. Sanatçı mısınız? O zaman dualarınızda Apollo'dan yardım istemelisiniz. Bir hastalığınız mı var? Asklepios'un şifa merkezine gidip ona yakarmalısınız gibi. Yunanlar uzun yıllar küçük küçük şehir devletleri olarak yaşamışlar ve genelde her şehir kendine bir tanrıyı koruyucu tanrı olarak seçip en çok ona ibadet etmiş. Örneğin zeytin ağaçlarının çok olduğu Atina'nın koruyucu tanrısı onlara zeytini armağan eden Athena üzüm ve şarapçılığın yaygın olduğu Tebai'nin koruyucusu şarap ve eğlence tanrısı Dionysos'tur. Yani coğrafya, kültür ve mitoloji hep bağlantılı. İnsanların yaratılış hikayesi öykülerde farklı farklı ele alınsa da genel olarak Önce erkeklerin yaratıldığını ve doğadaki hayvanları kıyasla güçsüz olduklarını görürüz. Titan Prometheus insanlara acıyıp tanrıların evi Olimpos'tan ateşi çalıp onlara vermiştir, hediye etmiştir. Ve bu sayede insanlar doğaya karşı daha güçlü hale gelirler. Buna kızan Zeus ise Prometheus'u çok ağır bir cezaya çarptırır ve dünyaya da ceza olarak ilk kadını yani Pandora'yı gönderir. Gördüğünüz gibi kadının ceza olarak görülmesi, evrenin erkek tanrılar arasında paylaştırılması gibi olayları göz önüne alınca ataerkil yapının kültüre ne kadar hakim olduğunu anlıyoruz. Zeus'un Pandora ile dünyaya gönderdiği kavanozun içinden çıkan kötülükler dünyayı sarar ve insanlar için yeni mücadeleler başlar. Yunan mitolojisinin bazı ortak konularına değinecek olursak bunların başında en büyük günah olarak kibir gelir. Özellikle tanrılara karşı olan kibir. Birçok olayda bu en ağır şekilde cezalandırılır. Başka bir önemli nokta da eşcinselliğin normal olmasıdır. Tanrılar arasında veya insanlar arasında bu temanın sıkça işlendiğini görürüz. Çünkü o dönemin Yunan toplumunda da bu gayet sıradandır. Tanrılar arasında sık sık değişik olaylar, çekişmeler olur. Çünkü bu Tanrılar salt iyi veya kötü değildir, mükemmel değillerdir. Evrendeki görevlerini yerine getirirler, ama bu arada yaptıkları şey sizi iyi de etkileyebilir, kötü de. Size acıyıp yardım da edebilirler, size kızıp sizi cezalandırabilirler de veya e, asla sizi hedef almazlar. Ama onların yaptığı herhangi bir şey sizi iyi veya kötü etkileyebilir aynı zamanda bu tanrılar çeşitli duygulara da kapılırlar. Yani mesela dalgada geçerler, kıskançlık da yaparlar, böbürlenebilirler de. Bazen kendi aralarındaki çekişmeleri insanları da etkiler. Örneğin yeraltı tanrısı Hades, hasat tanrıçası Demeter'in kızı Persephone'u kaçırdığında Demeter üzüntüsü ve öfkesinden dünyayla hasatla ilgilenmeyi bırakır. Bu yüzden dünyada büyük bir kıtlık başlar. Burada insanların muhtemelen o dönem yaşanan büyük bir kuraklık ve kıtlığa anlam vermeye çalıştıklarını görüyoruz. Mesela Truva Savaşı'nda aslında insanlar arasında gibi görünen savaşı tanrıların kışkırttığını ve tanrıların farklı saflarda insanları destekleyerek savaşı körüklediğini, sonucu etkilediğini görüyoruz. Ha, bu arada Truva Savaşı sadece mitolojik bir olay değildir. Bunu mutlaka not edin tarihte gerçekten yaşandığı kanıtlanmıştır. Çanakkale'de yapılan kazı çalışmalarının bulguları da bunu destekler. Yani mitoloji gerçek hayattaki olaylardan oldukça etkilenmiştir. Birçok dinde yer alan dua, ibadet, ayin, adak gibi kavramlar Yunan mitolojisinde de yer alır. Belirli özel günlerde festivaller yapılır ve ilgili tanrılara ibadet edilir. Mesela Eleusus ayinleri gibi. Birçok farklı kültürün mitolojisinde de benzer kavramları görüyoruz. Yunan mitolojisi deyince bazı olaylar ekstra meşhurdur. O yüzden onları mutlaka bilmek gerekir. Mesela Zeus'un çok çapkın olduğu ve son karısı Hera'nın kıskançlık krizleri meşhurdur. Zeus'un evrende çekindiği belki de tek kişi Hera'dır ama yine de onun arkasından gizli işler çevirmeyi bırakmaz. Yer altının hakimi Hades'tir. Ölünce onun diyarına gidersiniz. Ve oranın da kendine göre bazı kuralları vardır. E, cennet, cehennem ve araf gibi bölümleri vardır. Daha kasvetlidir ve insanlar Hades'in adını bile anmazlar onu çağırmamak için. E, o ortamı şu dizelerde de görüyoruz mesela. İşitince endişelendi Plüto, yani Hades, cehennemin ilahı ve haykırdı korkuyla tahtından doğrulup. Aman Neptün, yani Poseidon, yırtıp çıkmasın diye yer katmanını ölümlüler ile ölümsüzleri içini döküp göstermesin tanrıların bile tiksindiği kasvetli ikametgahını. Burada Hades ve Poseidon yerine Plüto ve Neptün adlarının kullanılmasının sebebi aslında bu dizelerin Roma mitolojisine atıfta bulunuyor olması. Roma mitolojisi Yunan mitolojisinin kolayca kopyanı hafif değiştirilmiş hali. Çünkü zamanında Romalılar Yunanlarla etkileşim halindeyken bu dini sevmiş, benimsemiş ve yaymışlardır. Bu arada bazı görüşlere göre her insan bir tanrının soyundan gelir. Mesela Afrodit'in soyundan gelen kadınlar seksi, cilveli, dişil enerjisi tavan yapmış kadınlarken Artemis'in soyundan gelen kadınlar daha savaşçı, vahşileşebilen, daha böyle maskülen e, davranan kadınlardır. Bu yaklaşım aslında burçlarda da kendini gösterir. Burcunuzun hangi tanrıya denk geldiğine bakabilirsiniz. Ee, Instagram'da bununla ilgili bir post yayınlamıştım. Ee, zaten o burçlar da aslında o burçların işte simgeleri, isimleri vesaire hepsi zaten mitolojiden doğuyor. Ee, bu yayınladığım posttaki işte burç ve tanrı eşleşmesi maalesef astrolojik kaynaklarla bazen çakışabiliyor. Ee, ama idare edin. Ha bu arada krallar Zeus'un soyundan kabul edilir. Onu da dipnot olarak ekleyelim. Meşhur olaylara devam edecek olursak Hades'in Persefon'u kaçırması ve Persefon yer altına girdiğinde sonbahar kış oradan çıktığında ilkbahar yaz yaşamamız yani mevsimlerin döngüsünün oluşması olayı da çok meşhurdur. Apollo'nun Daphne'ye aşık olması ama Dafne'nin defne ağacına dönüşmesi yine çok bilinir. Athena'nın kendisine karşı kibirlenen Arakne'yi örümceğe çevirerek cezalandırdığında da duymuşsunuzdur. Afrodit'in... Kendisini en güzel tanrıça seçen Paris'e dünyanın en güzel kadını Helen'i vaat etmesi Hollywood'un Truva filmiyle bayağı bilinir hale geldi zaten. Bunları önceki bölümlerde detaylarıyla konuşmuştuk. Sadece bu en önemli olayların dünyanın birçok yerinde bilindiğini, birçok filmde, kitapta, yerli, yabancı kaynakta onlardan alıntılar yapıldığını bilin diye belirttim. Tabi mitolojinin etkisi alıntılarla bitmez, günlük hayatımıza da girmiştir. Mesela zamanı ölçen kronometre kelimesinin zamanı yöneten Titan Kronos'tan gelmesi gibi, kafatasımızı taşıyan Atlas omurunun adının evreni omuzlarında taşıyan Titan Atlas'tan gelmesi gibi. Mitolojinin etkisini sanatta da en güzel haliyle görürüz. Bernini, Caravaggio, Botticelli, Titian gibi birçok ünlü ressamın mitolojiyi konu alan şahane eserleri vardır. Bunları arada Instagram'dan paylaşmaya devam edeceğim. Mitolojik olayları konu alan birçok şarkıyı da Spotify'daki Mitolojik İnciler Müzikleri isimli çalma listemize eklemiştik. Sizin de desteklerinizle o listeyi büyütmeye devam edelim diyorum. Bir yerde o şarkılardan biri çaldığında öyküsünü bilmeniz size kaç cool puan kazandırır bir düşünün. Tabii en önemlisi özellikle de çoğunuzun Türkiye'de yaşadığını düşününce Türkiye'de yer alan antik kentleri ziyaret ederken mitoloji bilmenizi çok istiyorum. Çünkü bizim topraklarımız bu açıdan inanılmaz zengin. Zamanında o kültüre tıpkı Yunanistan gibi ev sahipliği yapmış. Hikayeleri bilerek o yerleri mesela Patara'yı, Kinidosu, Bergama'yı gezmek inanılmaz güzel. Bunlardan faydalanmamız lazım. Evet zamanında orada yaşayanlar Yunan kökenliydi, Türk değillerdi. Ama yine de hepimiz bu coğrafyada yaşıyoruz, buradan geçiyoruz. Buranın etkisini, kültürünü mutlaka alıyoruz. Ortak noktaları olduğunu hissetmemek mümkün değil bence. Mitolojide olaylar çok karışık, karakterler çok karışık biliyorum. İsimleri de birbirine benziyor. Zaten birçok tanrının birden fazla adı var, birden fazla özelliği var. İnanın benim de hepsini bilmem mümkün değil. Kronolojik hesaplamak zaten mümkün olmuyor. Bir yerden sonra hepsi birbirine karışıyor. Ama o detaylara değil, olayın özüne odaklanırsanız çok eğlenceli ve öğretici. Çünkü aslında mitoloji insanı anlatıyor. Tanrıları anlatırken bile insanın anlamlandırmaya çalıştığı şeyleri değerlendiriyor ve dersler veriyor. Mitolojide insanların, kralların hatta tanrıların bile değerlendirildiğini, eleştirildiğini görüyoruz. Haklının nerede haksız, haksızın nerede haklı olabileceğinin bile ayrımının yapıldığı ince detaylar var. Mitler evrene, dağa, taşa, ağaca farklı bir gözle bakmamızı sağlıyor. Eğer ilginiz varsa mitoloji konulu filmleri, dizileri izleyebilir, kitapları okuyabilir, antik kentleri gezebilirsiniz. Olabildiğince basitleştirilmiş hikayeleri dinlemek isterseniz de bu podcast'i takip etmeyi unutmayın ki yeni bölüm geldikçe bildirimler sayesinde haberiniz olsun. İlerleyen bölümlerde başka mitolojilere geçeceğiz, merak etmeyin.